Herkese yeniden merhaba. Bu videoda Biokamp'ın 6. konu anlatımı yine devam edeceğiz. Konu anlatımına geçmeden önce söyleyeceğim birkaç tane bir şey var. Öncelikle bu videoda kullanacağım pdf'leri serinoca.com internet sitesinden indirebilirsiniz. Ve diğer söyleyeceklerime geldiğimiz zaman. Şimdi benden genel anlamda hem instagramdan gelen mesajlar hem de bazen yorumlarda görüyorum. Birkaç tane şey isteniyor. Bunlardan bir tanesi canlı yayın yapmam isteniyor. Hani ya da işte bu konuları canlı yayında anlatmam isteniyor. Şimdi size kısaca neden canlı yayın yapamadığımı üç şekilde söyleyeceğim. Birincisi eğer bu videoları canlı yayın tarzı bir şekilde anlatırsam bir saatte anlatacağım şey yaklaşık 3 saate çıkacaktır. İkinci canlı yayın yapmama sebebim bu videoları yaparken kullandığım her şey şu an için canlı yayına uygun değil. Canlı yayında bu formatta hazırlık yapamıyorum. Çünkü ben tablet üzerinden bu videoları çekiyorum. Üçüncü ve asıl canlı yayın yapamama sebebi ise benim 3 aylık bir kızım var ve sağ olsun kendisi 15 dakikada bir ağladığı için bütün canlı yayını mahvedebilme yeteneğine sahip olacaktır. Yani umarım neden canlı yayın yapamadığımı anlamışsınızdır. Bir de bir günde 2-3 tane video atmamı isteyenler oluyor. Ben bir tanesini zor yetiştiriyorum. Hem videonun çekim aşaması çok uzun sürüyor. Malum sürekli çocuğa bakmam gerektiği için. Bunun dışında montaj aşaması da gerçekten çok uzun sürüyor ve günde bir videoyu bile nasıl yetiştirdiğime ben bile inanamıyorum bazen. Bu yüzden dediğim gibi 2-3 video çekmemin de pek ihtimali yok. Şimdi çok önemli açıklamalarımı yaptıktan sonra artık asıl videonun amacı olan konumuza başlayabiliriz. Bugünkü konumuz sınıflandırma. Sınıflandırmanın tamamı bu videoda değil, iki videoda bitireceğim sınıflandırmayı. Bitki ve hayvanlar alemi ve virüsler bir sonraki videoda olacak. Burada da geri kalan kısmı anlatıyor olacağım. Şimdi canlıların sınıflandırmasına geldiğimizde Canlıları belirli özelliklerine göre sınıflandıran ve aynı zamanda akrabalık ilişkilerini inceleyen bilim dalına biz sistematik ya da diğer ismiyle taksonomi diyoruz. Dünyada birçok kez aslında sınıflandırma yapılmış ama bizim öğreneceğimiz kadar önemli olan iki sınıflandırma var. Biri ilk kez yapılan sınıflandırma olduğu için ampirik sınıflandırma, diğeri ise günümüzde hala geçerli olan doğal ya da diğer ismiyle filogenetik sınıflandırma. Öncelikle ampirik sınıflandırmaya bakacağımız zaman ampirik sınıflandırma milattan önce yapılmış bir sınıflandırmadır. Aristoteles tarafından yapılmıştır ve hiçbir şekilde bilimsel değil. Çünkü bu sınıflandırma tamamen gözlem yoluyla yapılmış. Gözlem yoluyla yapmak ne demek? Yani burada Aristo hiçbir şekilde bilimsel veri kullanmıyor. Yaptığı tek şey canlıları izlemek ve kendince onların akrabalığını sıralamak olmuş oluyor. Ve bu işi yaparken de 3 tane veri kullanıyor. Canların dış görünüşüne bakıyor. Yaşadıkları alana bakıyor ve bir de analog organlarına bakıyor. Analog organı ne olduğuna geçmeden önce bu adam nasıl sınıflandırmış dersek bu sınıflandırmada Aristo bitkiler ve hayvanlar olmak üzere canlı iki gruba ayırmış. Yani onun için bakteri yok, arke yok. Bunlar zaten daha keşfedilmedi. Mantarlar yok hiçbir şekilde. Dolayısıyla protist alemi de yok tabii ki. Dolayısıyla çok basit bir sınıflandırma. Bitkilere bakmış, üçe ayırmış. Otlar, çalılar, ağaçlar. Yani sınıflandırma bu kadar basit bir şey değil. Aynı şekilde hayvanları üçe ayırmış. Suda yaşayan, havada yaşayan, karada yaşayan şeklinde ve günümüzde asla da geçerli değil. Bu sınıflandırmaya baktığınız zaman çok saçma gelebilir. Tamam saçma kabul ediyorum ama o dönemi şartları düşünüldüğünde mükemmel bir şey aslında. Ama tabii ki asla geçerli değil. Şimdi analog organ nedir? Analog organ demek görevleri aynı ancak yapıları farklı organ demektir. Yani aslında burada hep aynı görevi üstlenmiş organları olmuş olacak. Mesela arının gözü ile insanın gözü. İkisi de neye yarıyor? Görmeyi sağlıyor. Ama hiçbir şekilde yapının alakası bile yok. Bir kere zaten arı bir böcektir. İnsansa bir memelidir. Memeli ile bir böceğin bir yapısının aynı olma ihtimali yok. Ya da başka bir örnek verecek olursak, mesela bir sineğin kanadı bir de bir güvercinin kanadı. Şimdi ikisi de uçmayı sağlıyor ama asla yapısı aynı değil. Neden? Çünkü sinek bir böcektir, güvercin bir kuştur. Ya da bir başka örnek daha verebiliriz. Mesela köpek balığının yüzgeci Yunus'un yüzgeci. Bu da gene analog örnektir. Çünkü köpek balığı bir balıktır. Yunus ise bir memelidir. Yunus'un balık olduğunu düşünenleriniz olabilir. Hatta 2017 YGS'de bununla ilgili soru vardı. Yunus bir balık değil, memelidir. Mesela burada balina da yazabilirdi. Şimdi bir de Aristo hiçbir şekilde kromozom sayılarına bakmamıştır. Bu testlerde çok karşımıza çıkıyor. Ancak kromozom sayısına bakmamasının sebebi şu. Kromozom sayısından haberi yok. Çünkü o dönemde kromozom kromozom hiçbir şey daha keşfedilmediği için kromozom sayısı bilinemeyecektir. Şimdi günümüzde geçerli olan sınıflandırmaya geldiğimizde Carlini tarafından yapılmış olan bir sınıflandırmadır. Tabii ki o yaptığında birazcık daha basit düzeydeymiş. Şu an bu ilk yapıldığı halinden daha gelişmiş bir halde kullanılıyor ama sonuç olarak günümüzde kullanılan sınıflandırma olması bizim için çok Önemli. Şimdi bu sınıflandırma yapılırken nelere dikkat edilmiştir? Öncelikle anatomik özellikler önemli. Anatomik demek organların yapısını inceleyen bilim dalıydı anatomi. Dolayısıyla organların yapısına bakılarak bir sınıflandırma yapılmış. Homolog organ benzerliklerine bakılmış. Zaten birazdan homolog organı anlatacağım. Genetik benzerliklere bakılmış. Yani işte DNA'daki nükleotit dizilimleri, işte genlerinin aynı olma düzeyi, o DNA ile alakalı ne varsa hepsi genetiktir ve bunların hepsine tek tek bakılmıştır. Embriyonik gelişim benzerliklerine bakılmıştır. Embriyonik gelişim benzerliği de şu anlama geliyor. Embriyonun gelişme aşaması süresince canlıların embriyonsunun bu gelişmesinde bazı benzerlikler görülür. Bazı canlıların benzerliği çok daha fazlayken bazılarınınki daha azdır. Dolayısıyla bu benzerliğin az azlığı ya da çokluğuna da mutlaka bakılıyor. Bir başka sebepse DNA ve protein benzerlikleri. Aslında genetik benzerlerin içine giriyor bu. Ekstra yazmaya da gerek yoktu. Azotlu boşaltım ürün çeşidi. Bu da şu oluyor 3 tane azotlu boşaltım atığı var. Amonyak, ürik asit, üre. Hangi canlılar amonyak katar? Hangi canlılar ürik asit atar? Hangi canlılar üre atar? Bunlar önemlidir. Zaten sınıflandırmada ben anlatırken kim ne atar size söyleyeceğim. İşte bunların aynı olması da önemli. Mesela üre atan bir canlıyla ürik asit atan bir canlının aynı olma ihtimali yoktur. Bir de fizyolojik benzerliklere de bakmış. Fizyolojik benzerlik ise yapıların çalışma şekli. Mesela fotosentez yapan bir canlı olsun. Yapılan fotosentezin mekanizması aynı mıdır, değil midir? Bu önemlidir. Şimdi bir de homolog organ var dedik. Homolog organ ise yapıları aynı olan ancak görevleri farklı olabilen organlardır. Burada önemli olan yapının aynı olmasıdır. Bir de homolog organlarda zaten canlı aynı sınıfta olacak. Mesela şu analogta hep ne oldu? Biri böcek, biri memeli. Biri böcek, biri kuş. Ya da işte biri balık, biri memeli. Biri süngen, biri kuş gibi durumlar var. Ama homolog da ikisi de memeli, ikisi de kuş, ikisi de böcek. Hep aynı sınıf içerisinde yer alan canlılar olmalı. Mesela şurada göstermiş olduğum resme baktığınız zaman ilk gördüğünüz insanın önüyesi yani kol. Şu köpek ya da at gibi bir canlı ya da kedi de olabilir. Bir ön üyesi gene bacağı. Şu gördüğünüz bir balinanın yüzgeci. Şu gördüğünüz de bir yarasanın kanadı. Şimdi bu dördü de farklı görevler üstlenmiş. Ama dikkatli bakarsanız hep aynı renklerle gösterilmiş zaten. Aslında aynı kemikler var sadece kemikler şekil farklılığı oluşturmuş. Birinde kısa kalmış, birinde uzun, birinde yassılaşmış, birinde daha geniş. İşte bu şekilde onun şekil farklılığı görevlerinin de farklılaşmasına yol açmış. Ama sonuç olarak aslında yapıları Aynı olmuş oluyor. İşte filogenetik sınıflandırmada da buna mutlaka bakılıyor. Canlar arasındaki homolog organ benzerliği ne kadar fazlaysa, canların biz o kadar yakın akraba olduğunu düşünebiliyoruz. Şimdi genel olarak yanlış bilinen bir durum var. Filogenetik sınıflandırma kromozom sayısına bakar mı? Bakmıyor. Sebebi şudur. Bir önceki videoda da kromozomları öğrenmiştik zaten. Şimdi önemli olan kromozomun kaç tane olduğu değildir. Önemli olan kromozomun yapısıdır. Sayının hiçbir önemi olmadığı için burada bakılmıyor. Ve sayılar arasında hiçbir şekilde bir karşılaştırma da yapılmıyor. Mesela kromozom sayısının yüksek olmasının bir avantajı yok. Ya da düşük olmasının bir dezavantajı da yok. Ya da yüksek olan daha gelişmiş, düşük olan daha az gelişmiş falan da diyemiyoruz. Aynı olmasının da önemi yok farklı olmasında bir önemi yok. Bu yüzden kromozom sayısına ne ampirik sınıflandırmada ne de filogenetik sınıflandırmada asla bakılmıyor ve bakılmaması ortaktır ama bakılmama sebepleri ortak değildir. Tekrar söylemek gelirse ampirik sınıflandırmada bakılmama sebebi o dönemde bilinmemesi ve zaten bilimsel bir sınıflandırma olmaması. Filogenetikte bakılmama sebebi de sayının hiçbir öneminin olmaması. Şimdi sistematik birimlerine geldiğimiz zaman bunlar nedir? Sistematik birim olarak da karşınıza çıkar, sınıflandırma birimi olarak da karşınıza çıkabilir. Aynı şeydir. Şimdi sistematik birimi şu. Canlar sınıflandırılırken bu benzerliklerine göre belirli taksonlara yerleştiriliyor. Takson denilen şey kategori aslında. Ve bizim burada da sınıflandırmadaki kategorilerimize baktığımızda bunlar alem, şube, sınıf, takım, familya, cins ve türdür. Tabi ben burada büyükten küçüğe saydım. Bunun sıralaması önemlidir. İster küçükten büyüğe, ister büyükten küçüğe fark etmez ama sıralamayı mutlaka bilmek durumundasınız. Tekerleme var. Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Ben bu şekilde biliyorum. Farklı tekerlemelerde duydum ama şu an aklımda yok gerçekten. Bir tek aklımda bu kalıyor. Siz de bu tekerlemeyi kullanarak küçükten büyüğe sıralayabilirsiniz. Dolayısıyla en büyük sınıflandırma alemken en küçük sınıflandırma tür olmuş oluyor. Burada bilmeniz gereken birkaç tane uyarım var. Birincisi büyük sistematik birimler küçük sistematik birimleri kapsıyorlar. Örnek veriyorum. Mesela alem şubeyi kapsıyor. Şube sınıfı kapsıyor. Sınıf takımı, takım familyayı, familya cinsi, cinsi türü kapsıyor. Bu nedenle iki canlı aynı sınıfta yer alıyorsa o zaman bu canlıların şubeleri de aynıdır. Alemleri de kesinlikle aynıdır. Ama daha küçük sınıflandırma birimleri için net bir şey söyleyemem. Çünkü aynı sınıfta bulunan iki canlının takımları aynı olmak zorunda değildir. Familyaları aynı olmak zorunda değildir. Cinsleri aynı olmak zorunda değildir. Türleri de aynı olmak zorunda değildir. Bununla ilgili testlerde sorular geliyor. Bir de son uyarım şu. Işte diyorlar ki emronik gelişim süresince ilk özelliği ortaya çıkan sistematik birimi hangisidir? Son olarak özelliği ortaya çıkan sistematik birimi hangisidir? Emronik gelişim süresince ilk ortaya çıkan özellikler şubeye ait özelliklerdir. Bazı kitaplarda alem diye görürsünüz ama alem değildir. Yanlış onlar. %100 emin olabilirsiniz bu konuda. Sebebi şudur. Mesela Bitkiler alemindeki bir canlı ile hayvanlar alemindeki bir canlının embriyonik gelişiminde ilk alem özelliklerinin ortaya çıkmasından söz edemem. Çünkü zaten onlar farklı alemde yer aldıkları için bir kere embriyonun her şeyi farklıdır. Daha alem özelliğinin aşama aşama ortaya çıkmasına gerek yok. Bambaşka iki alemde bulunduklarından daha bir benzerlikten bile bahsedemiyoruz. Dolayısıyla ilk ortaya çıkan özellikler şube özellikleridir. Örnek verecek olursak mesela insan emriyosunda ilk ortaya çıkan şey bir omurgadır ve omurganın bulunması omurgalılar şubesine ait bir özelliktir. Son ortaya çıkansa tabii ki de türe ait özellikler. İlk kimdir, son kimdir diye soruyorlar. Bilginiz olsun. Şimdi alemden türe doğru giderken neler değişir buna bir bakacak olursak. Şimdi ben burada size alemden türe diye anlatacağım. Türden aleme diye sorulursa da aynısının tam tersini söyleyeceksiniz. Alemden türe doğru gittiğimiz zaman bir kere canlı sayısı ve canlı çeşitinde bir azalma oluyor. Örnek verelim. Alem deyince ne olsun? Hayvanlar alemi. Bir de bir tür olarak düşünürsek mesela insan bir türdür. Şimdi hayvanlar alemi dediğimde bütün hayvanlar işin içine girer. Kuşu da sokarsınız, böceği de sokarsınız, bir salyangoz da olabilir, maymunda olur, köpek de olur, kedide olur, her şey olur. Ama insan dediğimde sadece biz kalıyoruz. Diğerleri gitti. Dolayısıyla çeşit de azaldı, sayı da azaldı. Bunun dışında protein benzerliği artar. Şimdi bir düşünün. Protein zaten nedir? Genetik madde üzerinden üretilen bir molekül. Dolayısıyla genetik madde ne kadar benziyorsa protein de o kadar çok benziyordur. Buraya genetik benzerlik artarla beraber anlatabilirim bu durumda. Canlının proteinlerinin birbirine benzemesi demek genetik maddesinin benzemesi anlamına geliyor zaten. Ve canların genetik maddesi ya da proteini ne kadar çok benziyorsa zaten onun dış görünüşüne de baktığınızda o kadar çok benzerlik olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bir düşünün. Bir böceğe bakın, bir de kendinize bakın. Sizce ne kadar fazla benziyorsunuz? Böcekle insanı karşılaştırdıktan sonra kediyle kendinizi karşılaştırın. Sizce kediye mi daha çok benzersiniz yoksa bir böceğe mi? Tabii ki de kediye daha çok benziyoruz. Dolayısıyla benim kediye daha çok benziyor olmam böceğe göre kediyle daha yakın akraba olduğumu gösterir. İşte buradaki durum da bundan kaynaklanıyor. Yani aşağıya doğru indikçe, türe doğru indikçe hep daha benzerler kalmaya başlıyor. Bu yüzden de genetik ve protein benzerlik artıyor. Ya da mesela şu da söylenebilir, sorulabilir. Ortak gen sayısı, ortak protein sayısı ne olur? onlar da artar diyeceksiniz. Bir de homolog organ sayısı artıyor. Çünkü zaten homolog organ demek de yapıların aynı olması demektir. Yapının aynı olabilmesi için zaten genetik özelliğin aynı olması gerekiyor. Şimdi tür kavramına bakacağımız zaman bu önemlidir. Birkaç kez üniversite sınavında da soruldu. Ama burada bahsettiğim birkaç kez son 5 yıl falan değil. Uzunca bir üniversite sınavı geçmişinden yola çıkarak bunu söylüyorum. Şimdi türle ilgili bir sürü tanım görürsünüz. İşte anatomik yapıları benzer olan, fizyolojik yapıları benzer olan, şuydu buydu diye sıralar. Ama iki canlının aynı türü olduğunu kanıtlayan tek bir durum vardır. O da doğal yollarla çiftleşebilen ve çiftleşmeleri sonucunda verimli yani kısır olmayan yavrular oluşturabilen canlılara biz tür diyoruz. Bunun dışında tabii ki beslenme şekilleri aynı olan, anatomik fizyolojik özellikleri aynı olan, morfolojileri benzeyen bu şekilde uzatabilirsiniz. Ama sizden bir kanıt istiyorsa söylenmesi gereken cümle budur. Şimdi her canlı çiftleştiğinde çocuk dünyaya geliyor diye onlara aynı tür diyemiyoruz. Örnek verelim atla eşek. Atla eşek aynı tür değildir. Ancak çiftleşebilirler. Çiftleşme sonucu çocukları da olabilir. Ve biz bu çocuklara katır ve Bardo diyoruz. Katırı çok duymuşsunuzdur ama bardo pek duymamışsınızdır. Bardo da gene atlı eşeğin çocuğu. Bunlar nasıl değişiyor? Annenin ve babanın kim olduğuna bağlı olarak değişiklik gösteriyor. İşte bir tanesini anne at, bir tanesinde anne eşek şeklinde söyleyebiliriz. Şimdi bu katır ve bardo kısır canlılardır. Yani siz yeni katırlarımız olsun, yeni bardolarımız olsun istiyorsanız katırları ya da bardoları çiftleştirmeyeceksiniz. Gene atla eşeği çiftleştireceksiniz. Çünkü bunlar doğuştan kısır canlıdır. Şimdi ben böyle deyince bazılarınız şunu söylüyor. Diyor ki bazı insanlar doğuştan kısır olarak doğuyorlar. Şimdi onların annesi babası aynı tür değil mi? Tabii ki de böyle bir şey düşünmüyorsunuz. Çünkü orada o kısır doğum bundan kaynaklı değil. Oradaki durum tamamen bir bozukluk. Yani bir metabolizma bozukluğundan kaynaklanıyor. Yoksa aynı tür olmama gibi bir şey söz konusu olamaz. Şimdi aynı tür olan canlıların neleri aynı? Öncelikle hücre çeşitleri aynıdır. Yani biri ökaryot, biri prokaryot, biri bitki hücresi, biri hayvan hücresi falan olamaz. Beslenme ve üreme çeşitleri aynıdır. Ne demek bu? Mesela beslenme çeşidinin aynı olması demek. Atıyorum biri heterotrof, biri ototrof besleniyor olamaz. Biri etçil, biri otçul besleniyor olamaz. Aynı şekilde olacak. Üreme şekilleri de aynıdır. Biri eşeyli, biri eşeysiz olamaz. Ya da biri doğurarak ürüyor, diğeri yumurtlayarak ürüyor olamaz. Bunun dışında azotlu boşaltım atıkları aynıdır. Yani ya amonyak atacaklar, ya üre atacaklar, ya da ürik asit. Bir amonyak, biri ürik asit. İşte biri üre, biri ürik asit falan olmuyor. Aynı olacak. Tabii Bunun dışında buraya yazmadım ama işte anatomik ve fizyolojik özellikleri de aynı olacak. Şimdi bir de kromozom sayısına geldiğimizde aynı tür olan bireylerin kromozom sayıları aynıdır. Ama kesinlikle aynı mıdır? Kesinlikle aynı değildir. Bunun örnekleri var. Mesela bal arılarında erkeklerin kromozom sayısı dişlerin kromozom sayısının yarısı kadardır. Dolayısıyla da biz aynı tür olan canlıların kromozom sayısı kesinlikle aynıdır diyemiyoruz. Bir de bu kromozom sayısıyla alakalı durumlarda kromozom sayısı bozukluklarından kaynaklanan sendromlar var. Down sendromu, Turner sendromu, Klinefelter sendromu, süper dişi sendromu, süper erkek sendromu gibi. Bu sendromları kabul etmiyorsunuz. Yani bunlar çünkü birer bozukluk. O yüzden bunlar tutup da bunun içine dahil edilmiyorlar. Şimdi türlerin isimlendirmesine geldiğimizde türler ikili adlandırmayla isimlendiriliyorlar. İkili adlandırmadan önce başka bir adlandırma vardı. Burada 8-10 kelimeden oluşan bir adlandırma düşünün ve insanların hiçbir şekilde aklında kalması mümkün değil. Yani bir iki tanesini bilirsin ama tamamını yani ya da çok çok fazlasını bilemezsin. Bu eski adlandırma hem çok karışık hem çok ciddi anlamda bir karmaşaya sebep oluyor. Bu yüzden de bu adlandırma bırakılıyor. Bunun yerini ikili adlandırma alıyor. İkili adlandırma evrenseldir. Yani bunun tutup da bir dili yok. Şu anlamda dili yok diyorum. Yani ben bu ikili adlandırmayı Nerede söylersem söyleyeyim dünyanın her yerinde olabilir bu. Bu işi bilen bir insan hangi canlıdan bahsettiğimi anlayacaktır. Türkçede farklı, İngilizcede farklı, Almancada farklı gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi ikili anlamlandırma dediğimiz şey iki kelimeden oluşuyor. Insandan örnek vereceğim. Homo sapiens. Homo sapiens bilimsel olarak insan demektir ve dünyanın her yerinde bu bu şekilde kabul edilmiştir. Buradaki birinci kelime Cins adıdır. İkinci kelime ise tamamlayıcı addır. Burada homo ile isimlendirilen cins adı keşif yapıldığında o bulmuş olduğunuz canlının işte yapısına göre hangi cinsi ait olduğunu bulursunuz ve o cinsin adını buraya yerleştirirsiniz. Ancak tamamlayıcı ad keşif yapan bilim insanının özgürce koyabileceği bir isim. İsterse kendi ismini koyar, isterse soyadını koyar, isterse en sevdiği çiçeği, böceği koyar ya da bilimsel olarak canı ne istiyorsa işte onun şekline şemane uygun bir isim de koyabilir. Yani o orada birazcık keyfiyete kalmış oluyor. Siz üniversite sınavı anlamında asla canlıların Latince isimlendirmelerini öğrenmeyeceksiniz. Bizim burada bilmemiz gereken size bir ikili adlandırma verildiğinde birincisi nedir, ikincisi nedir bunu bilmeniz gerekiyor. Burada önemli olan şudur. Cins adı önemlidir. Sınıflandırmada kesinlikle çok büyük bir önemi vardır. Örnek verecek olursa mesela Pinus alba, Pinus nigra. Bu ikisi de bir çam türüdür. Ama farklı çam türleri bunlar. İkisinin de ilk kelimesi Pinus'la başlıyor. Bu neyi gösteriyor? Bunları aynı cins olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ilk kelimenin aynı olması bizim için önemli. Ama ikinci kelimelerin önemi yok. Mesela bir de Morus nigra denilen bir canlı var. Bu da kara dut adını verdiğimiz bir bitkinin latincesi. Bunların ikinci isimleri ne? Aynı ama bunun sınıflandırma anlamında hiçbir önemi yok. Size bir sürü verdiler böyle önünüze. Dediler ki en yakın olan hangisi? O zaman neye bakıyorum? İlklere bakıyorum. Ya da işte aynı cins olan hangisi? Gene ilklere bakıyorsun. Ya da dikkat edin en yakın olan hangisi dediğinde komple aynı olanlar olabilir. Mesela 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde verdi diyelim ki. Birinci öncülde Pinus Alba yazıyor. İşte dördüncü öncülde de Pinus Alba yazıyor. Bu durumda ne olacaktır? Ya da şöyle söyleyeyim. İkide de şu yazsın. İkide de Pinus Nigra yazıyor. Dedi ki en yakın olan hangisi? İki tane Pinus Alba olduğuna göre cevap 1 ile 4 olur. Aynı cins olan hangisi derse üçü de aynı cins bunların. Aynı tür olan hangisi derse 1 ve 4 olur gene cevap. Bu şekilde bu soruları yapacaksınız. Şimdi sınıflandırmanın genel özellikleri bittiğine göre artık filogenetik sınıflandırmadaki alemlere geçebiliyoruz. Filogenetik sınıflandırmada 6 tane alem var. Bu alemlerin 2 tanesi prokaryot canlıların, 4 tanesi ökaryot canlıların oluşturduğu alem. Bu alemleri tek 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 göreceğiz. Şimdi önce bakteriler alemiyle başlıyoruz. Şimdi ben bakteriler alemini anlatırken burada yazan yazıları siz PDF indirmişseniz ya da videoda hepsine ulaşabilirsiniz. Ben bakteriler alemini size çizerek anlatacağım. Şimdi bakteri dediğimiz canlılar öncelikle prokaryot canlılardır ve daima tek hücrelidirler. Çok hücreli falan olma ihtimalleri yok. Prokaryot dediğimiz hücre tipi neydi? Genetik maddesi hücre içerisinde dağılmış olan yani bir çekirdekle falan asla kaplı değil, ribozom dışında bir organeli bulunmayan ve daima tek hücreli olan canlılar prokaryot hücreli canlılardır. Şimdi bakterilere baktığımızda bakterilerin yaklaşık olarak %80'i iyi bakteriler. Yani kısacası hastalık yapmayan yararlı bakteriler. Geri kalan o %20'lik kısmı da zararlı bakteriler oluyor. Şimdi bir bakterinin yapısına baktığımızda tabii ki de bir hücre zarı görüyoruz. Bunların hücre zarının normal hücre zarından hiçbir farkı yok. Zaten hücre zarı bütün canlılarda aynıdır. Hücre zarının dışında bir tabaka daha görüyorum. Bu da hücre duvarıdır. Bunların hücre duvarının yapısı önemli. Yapıda peptidoglikan adını verdiğimiz bir özel bir kompleks organik madde var. Peptoglikan böyle proteinlerle karbonhidratların birleşmesiyle oluşmuş özel bir organik maddedir. Peptoglikanın üzerinde bazı canlılarda kapsül adını verdiğimiz üçüncü bir yapı daha bulunur. Ama kapsül her bakteride bulunmuyor. Kapsül sadece zararlı bakterilerde bulunuyor. Şimdi zaten ben bu konuyu anlatırken hep fark edeceksiniz. Zararlı dediğimiz bu bakteriler hep böyle kendilerini korumak için farklı farklı yapılar kazanmışlar. Mesela kapsülde zaten kendini korudukları bir yapı. Neyden koruyor dersek kapsül bakterinin fagositozdan korunmasını sağlıyor. Zaten ben hep şöyle söylüyorum. İyi niyetli dediğim o yararlı bakteriler hep bir saftiriklik derdindeler. Gerçekten en küçük bir şeyde ölen çok saftirik bakteriler. Ama zararlı olanlar bir çakallık peşinde olan ne yapsak da bizi öldürmeseler hadi şu yapımız da olsun bu yapımız da olsun tarzında daha zeki bakterilerden oluşmuş durumda. Bu yüzden kapsül de onlara ölmeme özelliği kazandıran yapılardan bir tanesi. Bir bakteride kapsül varsa o bakteri hem zararlıdır hem de patojendir. Yani hastalık yapıcı bir bakteridir. Şimdi içeriye baktığımızda tabii ki içerisi sitoplazmayla dolu ve sitoplazmanın içerisinde kendine ait DNA'ları var. Ve bu DNA halkasal DNA'dır. Bunu daha önce size anlatmıştım. Yani şu sarmal yapı iki uçtan birleşecek. Biz buna halkasal DNA diyoruz. Bu sadece prokaryotlarda görünüyor. Zaten ökaryotlarda doğrusal ya da diğer ismiyle lineer DNA bulunuyordu. Bir de bunların normal halkasal DNA'ların ek olarak plazmit adı verilen küçük halkasal DNA'ları var. Plazmit her bakteride bulunan bir yapı değildir. Yalnız şundan bahsedeyim. Bazı kitaplar der ki plazmit her bakteride bulunur. Bazı kitaplar der ki bulunmaz. Hatta ben de adım adım serimle plazmitin her bakteride bulunduğunu söylemiştim. Ama daha sonra yapmış olduğum araştırmalar sonucunda çok büyük bir kısmında bulunmadığı yazıyordu. Bu yüzden de artık ben de bulunmuyor diye anlatmaktayım. Bilginiz olsun. Plazmitle ilgili zaten daha sonra tekrar bir anlatımım olacak. Size konjugasyonu anlatırken ama plazmit konjugasyonda görev alan bir yapıdır. Bakterideki konjugasyon dediğimiz olayda bakteriler arasındaki gen alışverişini sağlayan özel bir yöntemdir bu ve onlar bu plazmitlerini birbirlerine yollayarak genetik özelliklerini arttırıyorlar, genetik çeşitlilik sağlıyorlar. Ve plazmitler genellikle de değişen çevre şartlarına karşı özel genler içeriyor. De i̇şte bir bakterinin antibiyotiğe karşı daha dayanıklı olması ya da sıcaklığa karşı daha dayanıklı olması gibi. Ama genellikle plazmit deyince aklınıza antibiyotiklere karşı dayanıklı olmalarını sağlayan genler olarak geliyor ama sadece antibiyotik değil. Şimdi bunun dışında başka özellik olarak baktığımızda bakterilerden bazıları hareket edebilme yeteneğine sahipken yani aktif hareket yapabilirken bazıları pasif hareket yapar. Pasif hareket yapanlarda zaten hareket yapısı yok. Ama aktif hareket görülenlerinde sil ya da kamçı görülüyor. Şimdi sil dediğimiz şey hücreden çıkan kısa uzantılardır. Zaten bunu da daha önce size anlatmıştım. Kamçı ise hücreden çıkan uzun uzantıdır. Kamçılar sayılabilecek durumdadır. O kadar da fazla bulunmaz ama siller sayılamayacak kadar fazladır. Her ikisi de canlının hareketini sağlıyor. Bunlarda hiçbir şekilde yalancı ayak, villus gibi yapılar bulunmuyor. Ayrıca bunlarda zaten endostozla eksositozda görülmüyor. Bunun dışında başka yapılara geldiğimizde bunların bazılarında mezozom adını verdiğimiz yapı gözüküyor. Mezozom bir organel asla değildir. Mezozom hücre zarının farklılaşmasıyla oluşmuş bir yapıdır ve oksijenli solunum yapma yeteneğine sahip olan bakterilerde bulunuyor. Burada hücre zarı soplazma içine doğru bir kıvrım yaparak kendini mitokondri organeline benzetiyor. Aslında yaptığı şey orada yüzey alanını arttırmak, krista görünümüne ulaşmak için yapıyor. Bu sayede de bakteri solunum verimini arttırarak daha fazla enerji üretebiliyor. Bunun dışında bakterilerde organel vardır. Ancak sadece zarsız organel vardır ve zarsız organel olarak da sadece Ribozom bulunuyor ve hiçbir şekilde bir zarlı organel tek katlı ya da çift katlı asla bulunmuyor. Zarsız olmasına rağmen sentrozomda bunların yapısında asla bulunmamış oluyor. Ribozomları olduğu için de tabii ki proteinlerini sentezleyebiliyorlar. Bakteriler nasıl ki mitokondri olmadan oksijenli solunum yapabiliyorlarsa kloroplast olmadan da fotosentez yapabiliyorlar. Bunun için de klorofil pigmentine sahipler. Klorofil pigmenti bir organel içinde olmadan direkt bakteri içerisinde bulunuyor ve klorofil pigmenti sayesinde de fotosentez gerçekleştiriliyor. Burada hücre zarı nasıl ki oksijenli solunuma yardım edebiliyorsa aynı şekilde fotosenteze de yardım ediyor. Çünkü fotosentez içinde bir zara ihtiyaç vardır. O zar da gene burada hücre zarı olacak. Şimdi bakterilerde bir de anlatacağım endospor adını verdiğimiz bir olay var. Endospor şudur. Gene saftirik dediğim yararlı bakterilerde yok. Bu endospor gene çakal olan zararlı bakterilerde var. Endospor oluşturmak denilen bir olay var. Bu şudur. Çevre şartları olumsuzlaşmaya başladığında nedir bu olumsuzlaşma? Mesela besin sıkıntısı çekilmesi, sıcaklığın çok yükselmesi, çok düşmesi ya da işte tuz oranının artması, basıncın artması gibi. Bu şekilde olumsuz çevre koşullarında bakteriler bu şartların bozulmaya başladığını hemen anlıyorlar. Ve bunun sonucunda su miktarını azaltmaya başlıyorlar. Su miktarını azaltmalarının aslında amacı enzimleri durdurmak. Biliyorsunuz ki enzimlerin çalışabilmesi için suya ihtiyacı var. Ve dolayısıyla su miktarı azaldığında enzimlerin çalışmasında azalır. Zaten su miktarının azalması enzimlerin yapısına zarar vermiyor. Dolayısıyla su azaldığı için metabolizma da yavaşlamış oluyor. Bunun dışında replikasyon yapmaya başlıyorlar. Yani DNA'yı eşliyorlar. Eşledikleri DNA'nın bir tanesi içeride oluşturulacak. Endospor yapısının içine nakledilecek. Bir tanesi de hücrenin kendisinde kalacak. Ve bu şekilde içeride çok sert dayanıklı bir yapı oluşturuyorlar. Ve o dayanıklı yapı hücreden dışarıya atılıyor. Ve o yapıya biz endospor adını veriyoruz. Geri kalan kısımda ölüyor gidiyor. Buradaki olay asla mı asla üreme değildir. Burada bakteri hücresi kendi içerisinde güçlü bir yapı oluşturuyor. Yani aslında DNA'sını kopyalayıp garanti altına almış oluyor. Bu sayede de çevre şartları düzelene kadar o halde kalıyor ve ölmemiş oluyor. Aslında hücre kendisi gidiyor ama endosporu ölmediği için çevre şartları düzeldiğinde endospor hali tekrardan normal hale geri dönecek. Bu sayede de tekrardan bütün çakallıklarına devam edebilecekler. Bir de son olarak söylemeyi unuttum. Şu DNA'nın yapısında histon adı verilen proteinler yoktur. Histon proteinini hatırlarsanız histon proteinleri DNA'nın sarılmasını sağlıyordu ve bu sayede DNA içeride daha rahat bir şekilde paketlenebiliyordu. Ancak bakterilerde bu histon proteinleri kesinlikle bulunmamaktadır. Ama arkelerde var zaten onları birazdan gelince söyleyeceğim. Bakterilerin üremesine geldiğimizde ise bakteriler ikiye bölünerek üreyen canlılardır. Ancak buradaki ikiye bölünme mekanizmasına kesinlikle mitoz bölünme demiyoruz. Çünkü mitoz bölünmede ki bölünmeye geldiğimde anlatacağım. Profaz, metafaz, anafaz, telefaz dediğimiz evreler vardır. Bu evrelerin hiçbirini burada görmüyoruz. Bunun dışında iyi ipliği üretilmesi gerekmektedir. İyi ipliği üretimini burada görmüyoruz. Bu yüzden de bunların yapmış olduğu bu bölünmeye mitoz bölünme demiyoruz. Bunların yapmış olduğu bölünmeye ikiye bölünme adını veriyoruz ya da bölünerek üreme diye isimlendiriyoruz. Yapılan tek şey şu. DNA kendini kopyalıyor. Hücre boğumlanarak ikiye ayrılmış oluyor. Şimdi bakterilerde beslenmeye geldiğimizde iki şekilde beslenme görüyoruz. Ototrof beslenme, heterotrof beslenme. Ototrof beslenenlere de tabii ki ototrof bakteri diyeceğiz. Ototrof beslenme ne? Eğer bir bakteri kendi besinini kendisi üretebilirse o zaman biz o bakterilere ototrof bakteri deriz. Ve buradaki üretim mekanizması da iki şekilde olur. Ya fotosentez yapacaktır ya da kemosentez yapacaktır. Fotosentez yaparken bu bakteri ışık enerjisini kullanarak inorganik maddelerden organik madde üretir ve bu bakterilere fotoototrof bakteri denir. Kemosentez yaparken ise inorganik maddeleri oksijenlerden enerji üretir. Üretmiş olduğu bu enerjiyi de inorganik maddeleri organik hale dönüştürürken kullanır. Bunu yapanlara da kemototrof bakteri denir. Burada önemli olan şudur ki kemosentez yapabilmek sadece prokaryotlara özgü bir olaydır. Unutmayın ökaryot olup da kemosentez yapabilen bir canlı yoktur. Şimdi bir de heterotrof bakteriler var. Bunlarsa besini hiçbir şekilde kendisi üretemiyor farklı yollarla dışarıdan hazır alıyorlar. Ve dışarıdan hazır alma yöntemleri de iki tane. Ya bunu parazit olarak alacaklar ya da bunu saprofit olarak alacaklar. Parazit olarak alanlar şunu yapıyor. Bunların sindirim enzimleri yok. Sindirim enzimleri olmadığı için büyük molekülleri parçalayıp da kendilerine besin elde edemiyorlar. Bu yüzden bunlar da sindirilmiş besinlerin hazır olduğu yerlerde yaşıyorlar. Mesela bağırsak içinde ya da kan içerisinde gibi ya da tabii ki farklı yerlerde de yaşayabilirler. Bu bakteriler başka canlılara zarar vererek besin elde ediyorlar. Bu yüzden bunlara biz parazit bakteri diyoruz. Ayrıca hem parazitler hem de patojendirler yani hastalık yapıcı bakterilerdir. Hem o canlıdan besin alırlar hem de yaşadıkları ortama toksik maddeler salgılarlar. O toksik maddeler de canlıların zarar görmesine neden olur ve buradaki toksik maddeler asla eksositozla salgılanmaz. Çünkü eksositoz prokaryotlarda görülmüyor. Nasıl salgılanır dersek lise müfredatında anlatılmayan büyük maddelerin prokaryotlarda dışarı atılmasını sağlayan özel yöntemler vardır. Bunlara özgü özel yöntemlerdir. Bunlar bu sayede özel taşıma proteinleriyle bu işlemi gerçekleştirebiliyorlar. Şimdi bir de saprofit bakteri var. Saprofit bakterilerin ise çok güçlü sindirim enzimleri vardır. Bu bakteriler bulundukları ortamdaki organik maddeleri çürütürler ve bu şekilde beslenirler. Bunu da şöyle yapıyorlar. Üretmiş oldukları sindirim enzimlerini dışarı salgılıyorlar. Tabii ki gene eksostozla asla değil. Demin bahsettiğim o özel yöntemlerle. Salgıladıkları bu sindirim enzimleri organik maddelerin monomer haline gelmesini sağlıyor. Bu monomerleri de daha sonra hücre içlerine alıyorlar. Hücre içlerinde bunları solunum reaksiyonlarıyla kullanıyorlar ve inorganik hale getirerek doğanın tekrardan organiği inorganiğe dönüştürmesini sağlıyorlar. Bunların yapmış oldukları bu olay çok önemlidir. Çünkü madde döngüsünün gerçekleşmesini sağlarlar. Ekoloji konusuna geldiğimizde madde döngüsünde bunların önemini ben zaten orada bir daha söyleyeceğim. Şimdi bakterilerde üremeyi Demin anlatmıştım zaten. Eşeysiz olarak ikiye bölünerek gerçekleşiyor. Burada bir daha söylememe gerek yok. Ama lütfen unutmayın, buradaki olay mitoz değildir. Bakterilerin solunumuna geldiğimizde ise bakterilerde temel anlamda iki tane solunum var. Bunlar oksijenli solunum ve oksijensiz solunum. Ancak bunların yapabilme yeteneğine göre farklı bakteri çeşitleri vardır. Eğer bir bakteri sadece oksijenli solunum yapıyorsa, o zaman biz o bakteriye Aerobik bakteri diyoruz. Aerobik bakteriler deney tüpü içerisinde şöyle bir dağılım gösteriyorlar. Şimdi şu benim bir deney tüpüm olsun ve ağzı hava alan bir deney tüpü olsun bu. İçerisinde eğer aerobik bakteri bulunuyorsa bu bakterilerin şu şekilde yukarıda birikim yaptığını görüyoruz. Neden? Çünkü burası hava. Hava olduğu için onlar oksijene yakın olan yerlerde yaşamak istiyorlar. Anaerobik bakteriler ise sadece oksijensiz solunum yapan bakterilerdir. Bu bakterileri de deney tüpünün içerisinde havadan kaçma eğilimi gösterirler ve dipte görürüz. Bu bakterilere oksijen zehir etkisi yapar. Oksijenin bulunduğu yerlerde asla yaşayamıyorlar. Bir de fakültatif bakteri. Bu bakteriler hem oksijenli solunum hem oksijensiz solunum yapma yeteneğindedirler ve kendi aralarında iki kısmı ayrılıyorlar. Fakültatif aerobik bakteri ya da geçici aerobik bakteri. Şimdi fakültatif aerobik bakteri şu. Fakültatif demek geçici demektir. Yani diyor ki geçici oksijenli solunum yapan bakteri. Yani aslında açıklama şuna dönüyor. Bunlar normalde oksijensiz solunum yapıyorlar. Ama olur da oksijenli bir ortamda bulunmak zorunda kalırlarsa o zaman kısa süreli oksijenli solunumda yapabiliyorlar. Yani bunlara oksijen zehir etkisi yapmıyor ve bunlar deney tüpünde şöyle gözüküyor. Bunlar şimdi aslında oksijensiz olduğu için oksijensiz ortamda daha çoklar giderek bir azalma olacak. Şu şekilde görülürler. Fakültatif anaerobiklere geldiğimizde bunlar da ne? Geçici olarak oksijensiz solunum yapan bakteriler. Bunlar normalde oksijenli solunum yapıyorlar ama olur da oksijensiz solunum yapan ortamda yaşamak zorunda kalırlarsa kısa süreli oksijensiz solunum da yapabiliyorlar. Ve bunların deney tüplü içindeki dağılımları da şöyle. Normalde oksijenli oldukları için yukarıdalar ama mecbur kaldıklarında aşağıdalar. Şimdi bakteriler alemi bitti. Arkeler alemindeyiz. Arkeler geldiğimizde bunlar aslında 1990 yılına kadar bakteri olduğu zannedilen canlılar. Ama daha sonra yapılan araştırmalar bunları bakterilerden farklı olduğunu ortaya çıkarınca alemleri değiştiriliyor. Kendilerine ait yeni bir alem kuruluyor. Bunu arke bakteri olarak da görebilirsiniz ya da sadece bakteri olarak da görebilirsiniz. Aynı şeydir. Arkeler Prokaryot olmalarına rağmen bazı özellikleri ökaryota benziyor. Şimdi genel anlamda hücre tipi olarak evet prokaryot görünümündeler. Ama bazı bakterilerde olmayan ve ökaryotlarda olabilen özel enzimlere ya da özel proteinlere sahipler. Bu yüzden de ökaryotlara bayağı bir benzerlik gösteriyorlar. O yüzden arkeler aslında prokaryotlarla ökaryot arasında bir geçiş formu gibi düşünülen canlılardır. Burada sizin en iyi bilmeniz gereken şey testlerde karşınıza çıkacak. Arkelerin histon proteinleri vardır. Oysaki bakterilerin yok iston proteinleri aynı zamanda ökaryotlarda da bulunuyor. Şimdi arkeler nerede yaşayacaklar? Bunlar bir kere normal koşullarda zaten yaşıyorlar. Bir de böyle bir yanlış anlamı var. Sanki normalde yaşayamazlarmış gibi. Bunlar normal koşullarda yaşayabiliyorlar. Bunu ek olarak ekstrem koşullarda da yaşayabiliyorlar. Yanlış şunu düşünmeyin. Tek bir arke türü her yerde yaşamıyor. Bunlar da kendi aralarında yaşam yerlerine göre çeşitleniyorlar. Mesela sıcak seven var ama kimisi çok aşırı sıcak seviyor, kimisi az sıcak seviyor gibi. Yani tabii ki kendi arasında da sıcağa tahammüllerine göre ya da soğuğa tahammüllerine göre de kendi aralarında ayrılmış durumdalar. Biz arkeleri yaşam yerlerine göre incelediğimizde metanojenik arke, termofilik arke, halofilik arke ve psikrofilik arke olduğunu görüyoruz. En önemlisi arasında metanojenik arkedir. Çok ayrıntılı bilmenize gerek yok ama en azından kısaca bilmeniz yeterli. Metanojenik arkeler metan gazı üreterek oksijensiz ortamda yaşayan arkelerdir. Bunlar kemosentez yapıyorlar. Zaten metan gazını da kemosentezle üretiyorlar. Ve tabii ki zorunlu oksijensiz solunum yapan bir canlı bu. Oksijenli ortamda anında ölür. Bu arke çöplerde, bataklıklarda, lağım sularında ve ototrof canlıların sindirim sistemi gibi yerlerde yaşıyorlar. Bu canlıların selüloz sindirme yetenekleri var. Bu yüzden zaten ototrof canlıların bağırsaklarında ya da midesinde yaşayabiliyor. Metolojik arkelerden birçok alanda da faydalanıyor. Mesela pis suların arıtılması, boyaların arıtılması, biyogaz üretilmesi gibi bu tarz alanlarda metolojik arkelerden faydalanıyorlar. Bir başka arke çeşidi işte termofilik arke. Bunlar sıcak seven arkelerdir. Dolayısıyla çok sıcak yerlerde yaşıyorlar. Yanardağ ağızları, jeotermal kaynaklar, kaynayan sular gibi. Ama dediğim gibi bunların mesela bazıları diyor ki ben işte 100 santigrat derece civarında yaşamak istiyorum. Kimisi diyor ki ben 60 derecede yaşamak istiyorum. Yani kendi aralarında da tabii ki çeşitlere ayrılmış durumda. Bir başka herkes de halofilik arke. Bu da çok tuzlu yerlerde yaşayanlar. Örnek verelim. Tuz de yaşıyorlar. Mesela tuz gölü bazı mevsimlerde üzerinde böyle kırmızımsı bir görüntüye kavuşur. O kırmızımsı görüntü de bu halofilik arkelerden kaynaklanıyor. Bunlar bazen çok çoğaldıklarında kırmızı bir görünüm ortaya çıkıyor. Psikrofilik arkelerse soğuk ortamlarda yaşıyorlar. Mesela kutupların canlı yaşamına uygun olmayacağı kadar soğuk bölgeleri olabilir. İşte bu bölgelerde bunlar yaşayabiliyor. Protista alemindeyiz. Şimdi protist alemi birazcık karışık bir alem. Şöyle bir durum olmuş. Bakteriler zaten belli olmuş, almışlar bakteri alemine koymuşlar. Arkeler belli olmuş, almışlar oraya koymuşlar. Hayvanlar belli, bitkiler belli, mantarlar belli. Sonra bakmışlar ki ellerinde bir sürü canlı kaldı. Hiçbir şeye benzemiyor. Hepsinden biraz biraz. İşte o hepsinden biraz biraz olanları da bir araya getirip protisti alemi adını veriyorlar. Aslında bunlar ilkel ökaryot canlılar. Bunları 3 grupta değerlendirmişler. Demişler ki protozoalar, alkler ve cıvık mantarlar. Bunları da kendi arasında şöyle kodlayabiliriz. Protozoalar hayvanlara benzeyen ama hayvan olmayan canlı. Algler bitkilere benzeyen ama bitki olmayan canlı. Cıvık mantarlarsa mantarlara benzeyen ama mantar olmayan canlı. Dolayısıyla da karşımıza tek hücreli, çok hücreli ve koloni formunda bulunabilen ökaryotik canlıların oluşturduğu bir alem çıkıyor. Çok karışık bir hücre sayısı olduğu için tabii ki beslenme çeşitleri de farklı. Fotosentez yapanı var, işte saprofit olanı var, parazit olanı var ama en önemlisi asla kemosentez yapanı Yok. Çünkü kemosentez sadece prokaryotlarda görülen bir beslenme şeklidir. Bunların en çok bilinenleri amip, öglana, paramesyum, Plazmodium, Tripanosoma. Zaten bu saydığım 5 canlı protozoanın içerisinde. Alkler ve cıvık mantarlar. Çok ayrıntıya girmeyeceğim. Çünkü sınıflandırmasından sorumlu değilsiniz. Ama... Sorularda ya da üniversite sınavında amiplerle ilgili, öglanalarla ilgili genel sorular çıkıyor. Dolayısıyla da genel anlamda küçük küçük özelliklerini bilmek durumundasınız. Zaten çok ayrıntıya girmeyeceğim. Önce amipten başlayacak olursak. Bu canlı yalancı ayaklarını kullanarak hem beslenen hem hareket eden bir canlıdır. Dolayısıyla aslında beslenme şekline biz fagositoz diyoruz. Bu canlı tatlı sularda yaşıyor. Tatlı sularda yaşadığına göre kontraktil kofula sahiptir. Çünkü bu koful ne yapıyordu? İçeri giren fazla suyu dışarı atıyordu. Heterotrof bir canlıdır. Fotosentez falan asla görülmez. Heterotrofluğu da şöyle. Fakustoz yaparak kimseye zarar vermeden besleneni de var. Bir de parazit olanı da var. Bunun parazit olanları hastalık yapıcıdır. En önemli örneği de zaten insanlarda görülen bir amipli dizanteri hastalığı var. İşte o amipli dizanterinin sebebi bir tür amiptir. Görüntüsünde şurada görebiliyorsunuz. Mesela şurada bir fagostoz anı gösterilmiş. Bir başka canlı da Paramesyum. Paramesyum ise hareket organı olarak sillere sahip. Onun da görüntüsünü şurada görüyoruz. Bunlar tatlı sularda yaşıyor. O zaman kontraktil kofulu var gene suyun fazlasını atacak gene heterotroftur ancak parazitliği görülmeyen bir canlı. Parazit türü hiç keşfedilmemiş bugüne kadar. Nasıl bir heterotrof? Bu canlı endostoz yapamıyor aslında. Ama bu canlıda hücre ağzı adı verilen bir kısım var. E çok böyle orayı abartmayın. Yani ağız değil aslında orası. Sadece o bölgeden endostoz yapabildiği için bu kısma hücre ağzı denmiş. O bölmeden dışarıdan gelen besinleri alarak beslenebiliyor ve parazitlik yapmıyor. Üremesine geldiğimizde eşeğsiz üreme görüyoruz. Yani bölünerek ürüyor. Bir de konjugasyon yapabilen bir canlıdır. Konjugasyon önceden eşeyli üreme olarak anlatılıyordu. Artık eşeyli üreme değil. Sadece genetik çeşitliliği arttıran bir olay. Üremeye geldiğimizde bundan bahsedeceğim. Bizim için paramesumdaki en ilginç nokta da çekirdek sayısıdır. İki tane çekirdeğe sahip. Bu çekirdekler farklı görevler üstleniyor. Çekirdeklerden bir tanesi büyük. Büyük olan çekirdeği eşeğsiz üremesi ve normal hayatsal faaliyetlerini kontrol ediyor. Küçük olan çekirdek ise konjugasyonunun kontrolünü gerçekleştiriyor. Şu şekilde ise şurada hücre ağızı denilen bölgeyi görüyorsunuz. Şurada da kontraktil kofullarını görüyorsunuz. Zaten anlamışsınızdır. Bu bir paramesyum. Şimdi bir başka protista öglana'dır. Öglana ise hareket organı olarak kamçılarını kullanan bir canlı. Kamçısını hareket ettirerek yer değiştiriyor. Yaşam yeri ise tatlı sulardır. Tatlı sularda yaşadığına göre kontraktil kofula sahiptir. Beslenme şekline geldiğimizde hem ototrof hem heterotroftur ve bu çok önemli. Ototrofluğu nasıl yapıyor? Bu canlı ışık varlığında fotosentez yapabilen bir canlı. Ama ışık yoksa o zaman da hücre zarından geçebilecek büyüklükteki maddeleri pasif ya da aktif taşımayla alıyor. Ancak endositoz ya da eksositoz yapamıyor. Çünkü pelikula adını verilen bir zara sahip. Bunu daha önce bahsetmiştim bu pelikuladan. Endositoz ve eksositozu anlatırken bu pelikuladan dolayı yapamıyor. Mesela bu pelikula paramestumda da var. Ama onda hücre ağzı denilen bir bölge var. Ve o bölgede pelikula bulunmadığı için oradan endositoz yapabiliyor. Öglana da şurada gözüküyor. Bu ışık mikroskobu çekilmiş bir görüntü. Tripanosoma ise gene kamçısı bulunan bir canlıdır. Ancak bu kamçılı olan protozoaların parazit olanıdır. Bu canlı parazittir ve aynı zamanda da patojendir. Yani hastalık yapar. İnsanlarda hastalık yapan bir canlıdır. İnsanlara çeçe sineği ile bulaşıyor ve uyku hastalığına neden oluyor. Bu hastalık bizim ülkemizde bulunan bir hastalık değil. Çünkü çeçe sineğinin yaşam ortamı bizim ülkemiz değil. Tripanosomayı da şurada görüyorsunuz. Bu bir kan. kan'da tripanosomalar şurada gözüküyorlar. Plazmodium'dayız. Plazmodium ise protozoaların hareket yapısı olmayan bir çeşididir. Plazmodium hareket yapısı yok. Dolayısıyla pasif hareket yapıyor. Yine parazit ve patojendir. Onu da şurada görüyoruz. Şurada bir plazmodium var. Plazmodium'u aslında yakından tanıyorsunuz. Bu canlı anofel dişi sivrisinek ile bulaşıyor ve insanlarda sıtma hastalığına neden oluyor. Üremesine geldiğimizde ise üremesi spor oluşturarak oluyor ve spor oluşturduğu için de metagenezle ürüyor. Bunu işlemi nasıl yaptığını Metagenizin ne olduğunu üremek konusuna geldiğimde anlatacağım. Şu an burada durmamın bir mantığı yok. Cıvık mantarlardayız. Şimdi cıvık mantarların adına kanmayın. Adında mantar yazıyor ama aslında mantar falan değiller. İlk keşfedildiklerinde mantar oldukları düşünülüp bu isim verilmiş. Sonra mantar olmadığı anlaşılmış ama adı değiştirilmemiş. Cıvık mantarların görüntüsü şurada. Farklı cıvık mantarlar görüyorsunuz. Şu çok yakın gözüktüğü için böyle duruyor aslında. Şimdi cıvık mantarlarda mantarların aksine hücre çeperi yoktur. Mesela mantarların bir hücre çeperi var ama bunların hücre çeperi yoktur. Bunların depo polisakkaritleri aynı mantarlarda olduğu gibi glikojendir. Yalancı ayaklarla besleniyorlar. Yani dolayısıyla hem yalancı ayakla hareket edip hem besleniyorlar. Yani fagositoz yapıyorlar. Aslında bunlara gözle görülebilen amip gibi düşünebilirsiniz görüntü olarak tabii ki. Yoksa asla amip falan değil. Bunların parazit olanları da var, saprofit olanları da vardır. Bir başka canlı ise Alglerdir. Onu da şurada görüyorsunuz ama burada gördüğünüz görüntü tek bir alg görüntüsü falan değil. Bu birden fazla algin çok aşırı derecede çoğalması sonucunda bir su ekosisteminde ortaya çıkardıkları görüntü olmuş oluyor. Yeşilleniyor. Bazen göller böyle yemyeşil olur. İşte onun sebebi alglerdir. Algler tek hücreli, çok hücreli ya da koloni formunda olabilen canlılar. Bitkiye benzerler ama asla bitki değildir. Bunlar dolayısıyla bitkiye benzediklerine göre bitkiler gibi fotosentez yapacaklar. Bu yüzden de fotoototrof olan canlılardır. Alplerin tamamı fotosentez yapma yeteneğindedir ve dünyadaki oksijenin çok büyük bir kısmını bitkilerin aksine alpler ortaya çıkarmakta. Çünkü alp sayısı bitki sayısından daha fazladır. Algler bir de içerdikleri pigmentlerin renklerine göre isimlendirilebiliyorlar. Mesela kahverengi algler, esmer algler, kırmızı algler, yeşil algler gibi. Adının mesela kahverengi, kırmızı, esmer olduğunu bakmayın. Ne olursa olsun hepsi fotosentez yapabiliyor. Bir de mavi yeşil alk var ya da diğer ismini siyanobakteri. Bu canlı prokaryottur asla alkler içerisinde sınıflandırılan bir canlı değildir. Bazı özelliklerin dolayısıyla alklere benziyor. Bazı özellikleri prokaryotlara benziyor. Ve ismiyle alakalı bir tartışma var. Bir kısım diyor ki bu bir bakteridir. Bir kısmı diyor bu bir alktir. Yani tartışma söz konusu. Ama burada sizin bilmeniz gereken bunun protist alemi içine incelenmediği prokaryot olduğunu bilmelisiniz. Şimdi bir de şunu söylemeyi unutmuşum. Cıvık mantarların hücre sayısı tek midir çok mudur olayına gelecek olursak. Bu bir kargaşa açıkçası. Bir kısım diyor ki tektir bir kısım diyor çoktur. Ama aslında doğrusu şudur. Aslında bunlar çok hücreler. Ama hücrelerin birbirlerine değdiği noktalar delik deşik olmuş. Yani hücreler birbirlerine neredeyse kaynaşmış ve devasa bir tek hücre gibi bir görüntüye sahipler. Bu yüzden de tektir de demiyoruz çoktur da demiyoruz. Ama kitaplarda tek diyen de görürsünüz, çok diyen de görürsünüz, benim gibi hiçbir şey demeyen de görürsünüz. Şimdi bu videodaki son konumuza geldik. O da mantarlar alemi. İçeriğine girmeden önce şundan bahsedeceğim. Şimdi diyorlar ki hayvanlar aleminin mantarlar alemi mi daha yakındır yoksa bitkiler alemi mi daha yakındır? Cevabınız mantarlar alemi olacak. Çünkü hayvanların bitkilerle ve mantarlarla ortak özelliklerine baktığımızda mantarla daha çok olduğunu görüyoruz. Ancak genel anlamda mantarların özelliklerini sıraladığımızda bazı özelliklerin bitkilere, bazı özelliklerin hayvanlara benzediğini görüyoruz. Bunlara birazdan değineceğim. Şimdi hücre sayısına geldiğimizde tek hücreli olabilenleri de vardır, çok hücreli olabilenleri de vardır. Ancak çoğunluğu çok hücrelidir. Tek hücreli olan mantarlar maya mantarlarıdır. Çok hücreli olanlar ise şapkalı mantar ve küf mantarıdır. Maya mantarıyla küf mantarları mikroskobiktir normalde. Ancak küf mantarları çok çoğaldığında oluşturdukları yapıdan dolayı gözle görülebiliyorlar. Şapkalı mantarlar ise zaten direkt gözle görülür yani makroskobiktir. Şimdi özelliklerine geldiğimizde bu canlılar öncelikle aktif hareket yapmıyorlar. Bunun dışında bir hücre çeperine sahipler. Bu özelliklerinden dolayı bu canlılar bitkilere benziyor. Ama başka bir özelliklere bakarsak. Depo polisakkarit olarak aynı hayvanlar gibi glikojen depoluyorlar. Aynı hayvanlar gibi heterotrof besleniyorlar. Yani fotosentez yapmıyorlar. Genelde mantarların kemosentez yaptığını düşünenler falan var. Asla böyle bir şey yok. Dediğim gibi kemosentez sadece prokaryotlarda görülüyor. Ve bunların yapmış olduğu heterotrop beslenme ya parazit oluyor ya da saprofit oluyor. Bunun dışında aynı hayvanlar gibi sentrozom taşıyorlar. Bir de hücre çeperleri var dedik ama hücre çeperlerin yapısında kitin var. Kitin de gene hayvansal bir madde olduğu için bu özellikleri bakımından da hayvanlara benziyorlar. Üremelerine geldiğimizde ise tomurcuklanma ile ya da metagenezle üreme yapacaklar. Tomurcuklanma ile üreyen genel anlamda maya mantarıdır. Metagenez yapansa küf mantarıyla şapkalı mantardır. Maya mantarları bizim için çok önemli. Çünkü solunum konusunda maya mantarları ilgili sorular çıkıyor. O yüzden bunu bilin. Maya mantarları hem etil alkol fermentasyonu yapabilen bir canlıdır. Hem de oksijenli solunum yapabilen bir canlıdır. İkisini de yapabilen bir canlıdır. Lütfen bunu Unutmayın sorularda bu bizim için çok önemli olacak. Zaten o konuda bu anlatılacaktır. Çok hücreli mantarların yapısına baktığımızda bir de hif ve miselyumlardan oluştuğunu görüyoruz. Miselyumlar mantarın bulunduğu ortama bağlanmasını sağlıyor. Mesela bu ortam başka bir canlının üzeri de olabilir ki başka bir canlının üzerindeyse zaten parazittir ya da toprak gibi bir yapıda olabiliyor. Bir de mantarlardan gıda ve ilaç sektöründe faydalanıyor. Gıda sektörü nasıl olacak? Mesela en basitinden şapkalı mantar yiyoruz, yemeklerde kullanıyoruz. İlaç sektöründe de penisilin iğnesi ya da penisilin ilacının yapımında ya da daha doğrusu antibiyotik yapımında kullanılıyor. Bu canlı şudur. Penicillium adı verilen bir küf mantarı var. Bu küf mantarı antibiyotik yapımında kullanılıyor. Şimdi şu bir şapkalı mantardır. Bu bir maya mantarıdır. Şurada gördüğümüzde bir küf mantarının oluşturduğu küftür. Evet arkadaşlar mantarları da anlatmamla beraber bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda bitkiler alemi, hayvanlar alemi ve virüsleri size anlatarak sınıflandırmayı bitirmiş olacağım. Umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.